Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yaklaşık 2 haftadır video paylaşamıyordum. Sabah yağmur yağıyordu. Yağmur durdu, hayvanlarımızı açtık. Bakın böyle güneşleniyorlar. Laken valilerimiz büyümüş. Bakın şu. Hastalıklar kısmen azaldı arkadaşlar. Hayvanlar hareketlendi. Ama içlerinde yine böyle sürpriz ölümler oluyor. Bakın krim legbarımız bayağı büyüdü. Çok güzel ispençlerimiz var. Renkleri çok güzel. Bakın laken valilerimiz. Şunlar kırma tavuklarımız. Bu herhalde bir ya sultan Amerikano kırması ya da aldığımız yerde brahmalar vardı. Brahmalarla da kırma olabilir. Bakın brakel horozumuz. O da bayağı büyüdü. Zaten Amerikanolarımız arkadaşlar. Onlar kendi hayvanlarımız olduğu için standartları belli. Bakın tüylerini bayağı yaptılar. Horozumuz güzelleşti. Henüz onlardan yumurta alamıyoruz hala. Bakın şöyle çok güzel ispençlerimiz var. Alttan gelen. Bu da buradan bize bakıyor. Siyah ince. Genel olarak durumlar böyle. Brahmalarımız var arkadaşlar. 3 tane. Onlar da büyüdüler. Paytak paytak yürüyorlar. Genel olarak durumlar yarka tarafında böyle. Yarkalarda ölümler azaldı ama tek tük yine oluyor. Bakın burada bir tane ispenç var. Balta edik. Yani muhtemelen bir kırmalığı var. Bakın ispençlerimiz. Bunlar çok güzeller. Ne bunda krem legbarımız var. Burada da bir tane. Şimdi arkadaşlar her zaman soruluyor. Bir 100 hayvanlık kümesi kaç paraya mal ederiz? Bakın babam bir kümese başladı burada. Şimdi bu kümesle alakalı size detaylı bir video çekeceğim. Şöyle önden bahsedeyim. Yani bununla alakalı bir maliyet videosu çekeceğim. Ama bugün de bahsetmiş olayım. Şöyle üzeri ahşap. OSB. Yani 5-10'ların üzerine OSB çakıyoruz. Onun üzerine de membran yapacağız. Zemini betonarme. Şurada bir süzgeci var. Yıkadığımız zaman suyu gitmesi için. Duvarları gaz beton. Yani halk deyimiyle yutong. Böyle 180'e 50 bir camımız var. Tünekleri böyle yapacağız. Follukları muhtemelen bu duvara yaparız. Bu duvarda da nipel suluklarımız olabilir. Burası mevcut Amerikan kümesimizin sırtı. Bu tarafta yükseklik 2.40. En düşük noktada da şöyle geçeyim. En düşük noktada da 1.85 civarı. Yani içinde çok rahat gezilebiliyor. Buranın ölçüleri arkadaşlar 6'ya 3, 18 metrekare. 18 metrekarede kabaca 5 hayvandan 90 tane hayvan. Yani 3 aşağı 5 yukarı 100 hayvanlık bir kümes. Betonarme bir kümes. Bununla alakalı çok soru geliyor. Kaç paraya mal ederiz? Nasıl olur? Bunların detaylarını size yarın bir videoda anlatacağım. Daha sonrasında nipel suluk yapımını göstereceğim. Bununla alakalı sorular oluyor. Yemlikleri, sulukları, her şeyiyle, altlığıyla birlikte size 100 hayvanlık bir kümesin kaç paraya mal olacağını göstereceğim. Peki niye böyle bir kümes yaptık? Biliyorsunuz yarkalarımız var bizim yaklaşık 100 küsür tane. 110 civarı şu an. Bir tane buraya kümes yapmıştık. Bir tane de ligorin kafesimiz, kümesimizin altına yapmıştık. Yazlık kümes olarak. Onları buraya alacağım. Şimdi size göstereceğim. Bizim yaklaşık 159 tane ligorin civcivimiz vardı. Bunlar inanılmaz büyüdü. Şöyle göstereyim. Artık
ana kucağına sığmıyorlar. Yaklaşık 40 günde bu boyuta eriştiler arkadaşlar. Bir maşallahınızı beklerim. Bakın arkadaşlar, kocaman oldular. Yani normal beslediğimiz diğer civcivlere göre devasa oldular diyebilirim. Bakın 3 kat burada kendi yaptığım ana kucaklarımız, termostatlı. Çok meraklılar. Bakın üst üste çıkıp buraya geldiler. Arkası boş. Bu kadar sıkışık değiller aslında arkadaşlar. Bakın bu taraflarda boşlukları görebilirsiniz. Bunlar çok meraklı hayvanlar. Şimdi bunları Amerikanlıların solunda yaptığımız, hani o biraz önce ispençli. Evet arkadaşlar, hayvanları taşıyacaktık ki yağmur başladı. O arada kolyeye koymuştum. Bir daha geri koymayayım dedim. Depoya saldım onları. Bakın Black Modlet renklerimiz var içlerinde. Bakın şunun kuyruğunda var. Bu siyahlıklar artacak herhalde. Çünkü ilk çıkardığımız civcivlerde daha azdı. Bunlarla bir eşleşme daha yaptığımızda istediğimiz renklere ulaşacağız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bunlar kabaca 40 günlük hayvanlar. Bakın içlerinde sultan kırmalarımız var. Kocaman oldular. Bunlar aşağıya inmeyenler. Bakın bu da bir sultan kırması. Paçalar, mor ayak. Yani bunlar çok iyi büyüdü arkadaşlar. 40 günde. Ve hiç kaybımız yok. Yani mükemmel bir verim oldu bizim için. İlla ki bir civciv kaybımız olur normalde. Ama bunlarda hiç kaybımız olmadı. Gayet de sağlıklılar, hareketliler. Yani 159 tane hayvanımız var. Bakın bu da bir sultan kırması. Beyli. Kamerayı yiyecek. Bakın idikler şimdiden yapmaya başladı arkadaşlar. Ligurinlerin yavruları bile büyükleri gibi canavar. Bayağı hareketliler. Bunlar tabii bize diğer ligurinler kadar yabani değiller, alıştılar. Bayağı elimize gelip böyle, bakın. Elimizden yem yemeye alışıklar. Bu ana kucağından çok verim aldık arkadaşlar. Onun da yapım videosunu çekeceğiz. Şöyle bahsedeyim hatta. En üst kattaki biraz boş. Arkada bir tane termostatlı film ısıtıcımız var. Şöyle otomatik çanak nipelimiz var. Bir tane de büyük yemlik koydum ben bunlara, çok çabuk bitirdikleri için, ama normalde şu yemliği kullanıyorum arkadaşlar. Altında tavası var. Şuradan arkadaşlar şu tavayı çekiyoruz. Bakın hatta bayağı gübre dolmuş. Burada işte bir tane düğmesiyle birlikte ışığını açıp kapatıyoruz. Şurada termostatı var. Üçünün ayrı termostatı var arkadaşlar. Hepsini farklı çıkımlar olursa farklı ısı değerlerinde saklayabilmek için. Yani yüksekliğim kabaca 45 santim. Bu Cimuka'nın kafesleri çok dar oluyor arkadaşlar. Onlarda belli bir yere kadar saklayabiliyorsunuz. Bir de hani böyle gelip baktığınız zaman hayvanlarınızı göremiyorsunuz. Burada bizim kapımız kapalıyken bile bakın böyle her yerine hakimiz. Ve piyasada satılan kafesler var. Şu an yağmur bayağı arttı bu arada. Piyasada satılan kafesler var bu ölçülerde. Yani 750 lirayla 1000 lira arası değişiyor. Bunu kaç paraya mal ettiğimizi bir videoda size anlatacağım. İstediğiniz gibi, istediğiniz ölçülerde yapma fırsatınız var. Dış malzemesi OSB. Yani bunun kalınlıkları değişken, bakın. Bunu daha kalın bir malzemeden yapmıştım. Sonra kapalı alanda beslediğimiz için sıcaklıkla ilgili bir problem olmayınca incesinden yaptık diğerini. Dediğim gibi bununla alakalı da bir video çekeceğim arkadaşlar. 100 tavukluk kümes videomuzu da detaylandıracağım size yarınki videomuzda.
Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Herkes için faydalı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.